Belanı versin senin öğretmen. Yine işime taş koydun. Senden kurtulamayacak mıyım ben? Bir şey söylemeyecek misin? Ali'nin masum olduğunu ortaya çıkaracağız diyorum sana ya. Bu adama bir kere güvendik. Ne olduğunu gördün. Ali onun yüzünden bu haldedir. Ali onun yüzünden içeri girdi. Bir daha nasıl güvenmemi bekliyorsun? Haklısın. Ama bu sefer farklı. Bu sefer Çetin'in annesi de bize yardım edecek. Tuncer koymuş Ali'nin çantasına o paketi. Bak göreceksin, bu sefer Selim Hoca Tuncer'i bulacak. Böyle uzaktan hakem kesmekle olmuyor bu işler Sahra. İçeride yatan, her gün dayak yiyen bizim oğlumuz. Bizim canımız yanıyor. O öğretmenin değil. Kusura bakma ama el alemin hakem kesmesiyle ben oğlumun hayatını riske atamam. Ben de oğlumun bir an evvel oradan çıkmasını istiyorum. Ama alnında ömür boyu taşıyacağı bir lekeyle değil. Alnının akıyla tertemiz çıkmasını istiyorum. Ben Selim Hoca'ya güveniyorum Cabir. Onun Ali'nin masum olduğunu ortaya çıkaracağına inanıyorum. Astagfirullah. Ben ne diyorum? Sen hala Selim Hoca diyorsun ya. Bunu da illa kendi bildiğin gibi halledeceksin değil mi? Her şey öyle senin bildiğin gibi zorbalıkla, yalan dolanla hallolmuyor Cabir. Bu sefer değil. Oyun değil bu. Söz konusu olan bizim oğlumuz. Ve ben oğlumun bir an önce oradan alnının akıyla tertemiz çıkmasını istiyorum, o kadar. Sen burnunun dikine gitmeye devam et. Öğretmen bizi yarı yolda bıraktığında soracağım ben sana. Cabir de Çetin'in annesini Tuncer'i yakalamak için yardım edeceğini öğrendi. Ne diyecek? Hiç hoşuna gitmedi tabii. Bilmiyorum anne. Bundan sonrası Cabir'e kalmış. Benim yapabileceğim bir şey yok. Bekleyip göreceğiz. Neyse, gerisini kafede anlatırım. Sen çık hemen, ben de geliyorum. Cabir Bey Sahra'nıma kızdı galiba. Beni görünce sinirlenmiş olmalı. Sonuçta benim oğlum onu vurup yaraladı. Yok, sizinle bir ilgisi olduğunu zannetmiyorum. Ali içeride olduğu için ikisi de çok gergin. Hem Çetin işlediği bir suç yüzünden kendinizi niye suçluyorsunuz ki? Onlar da anne baba olarak Ali'nin içeriden çıkmasını istiyorlar. Siz rahat olun. Cabir'in sizin iyi niyetinizden şüphe edecek bir durumu söz konusu değil. Ali'nin kurtulması için elimden geleni yapacağım. O zaman hiç vakit kaybetmeyin. Ben doğruca karakola gidip durumu anladım. Siz de eve geçin. Ama Tuncer ararsa mutlaka bana arayıp haber verin. Olur. Tamam hocam. Bırak şimdi bunları Tuncer. Ben seni başka bir şey için aradım. Hayırdır, bir sorun mu var? Bende metalik kalmadı. Hemen bizim eve gidip Zula'yı patlat. Anneme de geçerken uğradım falan dersin. Ya giderim, gitmesine de. Şu Selim'den öğretmen peşimde biliyorsun. Tırım tırım beni arıyor. Başlatma şimdi Selim'inden. Ne diyorsam onu yap. Durum feci. Tamam, sinirlenme. Birazdan çıkar giderim, merak etme sen. İyi. Hadi oyalanma o zaman. Acil para lazım. Osman amcaya da bir şey demeye korkuyorum. Selim'e çok sert çıkıyor. Düğün meselesi yüzünden o kadar çok üzerine gitti ki Selim bir an her şeyi söyleyecek sandı. Yani Osman Bey de var ya, vur deyince öldürüyor bizi. Selim de resmen saatli bomba gibi. Her an patlayacakmış gibi duruyor. Aman kızım, sen bu aralar pek onun etrafında dolanma. Yani biliyorsun, sonra hırsını senden çıkartır. Aslı, ne iş var bunun yine annemle? Anne, nereye? Okula geç kalacağız. Kızım, teyzeni gördüm. 2 dakika yanına gidelim, sonra gideceğiz hemen. Olmaz. Öğretmenime ilk önce ödevimi ben göstermek istiyorum. Anneciğim, 2 dakika diyorum. Olmaz. Sen beni okula bırak, sonra git. Of, tamam, hadi yürü o zaman.
Tuncer'i yakalamak için Asiye Hanım'ın evine gelmesini beklememiz lazım. Tuncer'in geleceğinden emin misiniz? Sonuçta peşinde olduğunuzu anlamıştır. Böyle elini kolunu sallayarak ortaya çıkacağını sanmıyorum. En azından bir süre. Asiye Hanım'dan şüpheleneceğini sanmıyorum. Böyle bir şey onun aklına gelmez. Zaten sürekli girip çıktığı bir ev. Mutlaka gelecektir. Öyleyse ekibe gerek yok. İki arkadaş paketler onu. Ama siz Tuncer geldiğinde haber verin. Ama sakın başka bir şey yapmayın. Haber verin ve gerisini bize bırakın. Peki. Bir çocuğun hayatının söz konusu olduğunu biliyorsunuz. Yardımlarınız bizim için çok önemli. Vazifemiz. Tabii ki yardım edeceğiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok merak ettim seni Sahra abla. O yüzden bir uğrayayım dedim. İyi yaptın kızım. Sen otur, ben de sana kekle meyve suyu getireyim. Yok yok, bir şey istemiyorum. Sadece seni görmeye geldim. İyi misin? İyiyim. Selim Hoca bugün güzel haberler verdi. O yüzden çok iyiyim. Ne oldu? Ne dedi Selim Hoca? Bir şey mi bulmuş? Bu Çetin'in annesi Asiye Hanım var ya. İşte o geldi bugün. Tuncer'i bulmamız için bize yardım edeceğini söyledi. Gerçekten mi? Evet. Zaten Tuncer onlara sürekli gelip gidiyormuş. Bir daha geldiğinde hemen bize haber verecek. Gelmezse bile bir bahaneyle çağıracak. Biz de böylelikle Tuncer'i yakalayacağız. Allah'ın izniyle sonunda oğlum oradan kurtulacak. Alnının akıyla hem de. Çok sevindim Sahra abla. İnan içim içimi yiyordu. Ali'nin bu halde olmasına sebep biraz da benim çünkü. O kadar çok üzülüyorum ki Ali'ye bir şey olmasını asla istemem. Ona bir zarar gelirse ben dayanamam. Hoş geldin Özge. Hoş bulduk. Sara, seninle konuşmamız gerekiyor. Ne konuşacakmışız? Sahra abla, ben gideyim artık. Evde de işlerim var zaten. E yavrum, daha yeni geldin, otursana. Yok, gideyim ben Sahra abla. Sonra yine uğrarım. Sen bilirsin. İyi günler. Of. Hoş geldin oğlum. Hoş buldum Asiye teyze. Buralardaydım, bir uğrayayım da halini hatırını sorayım dedim. İyi yapmışsın. Buyur gel. Ben de tam yemek hazırlıyordum. Oh, yaşadık desene. Allah'ım çok şükür. Sonunda Tuncer'i yakalayacağız. Ali'ye verdiğim sözü tutmuş olacağım. Alo. Asiye Hanım. Şarjım bitti. Tuncer mi geldi acaba? Asiye Hanım ondan aradı. Şarj bulmam lazım. Çetin'in odasından malları almam lazım. Lazım da nasıl alacağım? Asiye teyze mutfaktayken mi girsem acaba?
Ben bir elimi yıkayayım Asiye teyze. İyi oğlum. Hadi yıka. Yemek birazdan hazır olur. Yardım edecek bir şey var mı? Yok yok. Sen keyfine bak. Ben hallederim. Tamam, olursa söylersin. Aceleniz var galiba. Evet. Daha açılmadı. Rica etsem şuradan bir yeri arayabilir miyim? Tabii, buyurun. Açmıyor mu? Meşgul. Evet. Allah'ım bana yardım et. Selim olaya ulaşana kadar Tuncer'i oyalamam lazım. Selim Hoca. Alo hocam. Tuncer burada. Ne olur çabuk gelin. Tamam hocam. Hayır, niye hala ısrarla karşı çıkıyorsun anlamıyorum. Düşünsene, Tuncer'i yakalayabilirsek Ali tamamen aklanacak bu işten. Tuncer de beni yakalasınlar da suçumu itiraf edeyim diye bekliyordu değil mi? İşte sizin kafanız bu kadar çalışıyor. Tuncer yakalansa bile suçunu niye itiraf etsin ki? O zaman hapse o girer. Bunu bile düşünemiyorsunuz ya. Ali'nin masum olduğunu ispatlamak için bu son şansımız olabilir Cabir. Burada böyle konuşacağına Selim Hoca'ya yardım et. Oğlumuzun hayatı buna bağlı. Bak Zahra. Boş eller peşinde koşacak vaktimiz yok. Gördün işte. Ali içeride öğretmenine güvendi. Şimdi tıkılıp kaldı orada. Sen de aynı şeyi mi yapacaksın? Siz ana oğul başınızın dikine gitmeye devam edin. Daha ne olması gerekiyor aklınızın başına gelmesi için ha? Şşt, Selim Hoca arıyor. Ulan adamın sözü kanundur ya. Bir lafıyla hepimizi izaya getiriyor ya. Ya bir sus. Efendim Selim Hoca? Ne? Tamam tamam, hemen geliyoruz. Tamam. Tuncer Asiye Hanım'a gelmiş, hadi. Hadi ne bakıyorsun öyle? Polislerle beraber gideceğiz biz de, hadi. Hasbinallah. Bak kahretsin.
Ellerine sağlık Asya anneciğim. Gerçekten çok güzel olmuş. Biraz daha vereyim mi oğlum? Aa, yok yok. Boğazıma kadar doydum yeterli. Az daha yeseydim. Bak koca bir tencere yemek yaptım. Sonra kalır ziyan olur. Yok gerçekten. Çok doydum sağ olasın. Şey ben bugün Çetin yanına gideceğim de. Benden birkaç parça kıyafet istemişti. Onları alabilir miyim odasından? Ben hazırlarım oğlum. Ya yok yok. Ben kendim hazırlayayım. İstediği kıyafetleri bana tarif etti. Ben alırım. Yanlış olmasın. İyi tamam geç. Yalnız ben bir çay demleyeyim. Bir bardak içersin ha? Çayı sonra istek artık. Aa, hatırım kalır sonra. Zaten Çetin'im de yok. Şöyle karşılıklı iki çift laf ederiz. Tamam tamam. Heh. İki bardak içerim o zaman. Ben o zaman Çetin'in odasına geçeyim. Eşyaları hazırlayayım. Heh. İyi. Hadi geç. Benim hemen Selim Hoca'yı aramam lazım. İnşallah geç kalmamışızdır. Ya biz varana kadar Tuncay gitmiş olursa? Merak etmeyin Sahra Hanım. Böyle olsa Asiye Hanım arardı bizi. Bu sefer Allah'ın izniyle Tuncay'ı yakalayacağız. İnşallah. Tatlıya hiç hayır der miyim? Belli olmuyor mu? Nereye sakladın be oğlum ya? Of! Bizi bırakın. Gerisini biz hallederiz. Ben Asiye Hanım'ı çaldıracaktım. Gizlice kapıyı açacaktım. Tamam. Ben de şuradan. Bunlar da güzelmiş. Bu da. Nisan. Şunları koyup geleceğim. Kusura bakma teyze görmedim ben seni. Önemli değil kızım. Dur bakayım. Sana bir bakayım. Çok özledim. Ömer. Çok özledim. Teyzesinin güzeli. Nisan. Ne oldu kızım? Kötü bir şey mi var? Aslı evde mi teyze? Yo. Sabahtan butiğe diye çıkmıştı.
Ne oldu ki? Kızım söylesene ne oldu? Yok yok, telaşlanacak bir şey yok teyze. Zeynep'i okula bırakırken Aslı ile annemi gördüm. Beraber yürüyorlardı. Geçen gün de ikisini butikte gördüm. Annem özür dilemek için gelmiş. Barıştılar mı acaba? Yo, barışsalar söylerler de herhalde. Ne bileyim, öyle pek küsmüş gibi bir halleri de yoktu. Neyse, ben Aslı'yı görmek için sana gidiyordum. Sonra uğrarım artık. Tamam kızım. Ben başka bir yere gidiyordum. Ama önce bir butiğe uğrayayım bakayım. Meral Aslı'nın peşinde niye koşturup duruyormuş? Aslı eve gelince bana haber vermeyi unutma teyze. Tamam kızım, tamam. Allah Allah. Heh. Kusura bakmayın ne olur. Nasıl oldu, nasıl kaçtı ben de anlamadım. Yüreğinin yandığını biliyorum. Ama umudunu kaybetme. Allah büyüktür. Bugün kaçan bir gün bir köşede kıskıvrak yakalanır. Asiye Hanım doğru söylüyor. Hiçbir şey bitmiş değil. Polisler her yerde Tuncer'i arıyor. İkinci duruşma başlamadan mutlaka yakalanacaktır. Ben inanıyorum buna. İkinci duruşmaya kadar oğlum içeride sağ kalacak mı? Ona da inanıyor musun? Cabir yeter. Başlama yine. Ne tamamı be? Ne tamamı? Ali'yi ümitlendirip işleri karıştırdığı yetmedi, şimdi de seni ümitlendiriyor. Tuncer midir ne halttır? Şimdiye çoktan topuk olmuş o. Şimdi sayenizde peşinde polislerin olduğunu da biliyor. Gerçekten çok iyi iş yaptınız. Helal olsun. Bravo. Öyle yaparak işleri zorlaştırıyorsun Cavir. Şu anda herkesin birbirine destek olması lazım. Öyle mi? Ali'ye kim destek olacak içeride? He? Ali'ye bir şey olsa ne olacak? Senin hiçbir şeyden haberin yok. Boş boş konuşuyorsun karşımda. Hariçten gazel okuyorsun bize. Üzülme. Madem Tuncer kaçtı, biz de oğlunu kurtarmanın başka bir yolunu buluruz. Elimizden hiçbir şey gelmiyor. Daha ne yapabiliriz? Sen bir şey yapamıyorsan, ben bir şey yaparım. Ben Tuncer'in telefonda ne konuştuğunu kendi kulaklarımla duymadım mı? Mahkemede şahitlik yaparım. Böyle derim. Tuncer benim oğlumun hayatını mahvetti. Şahidim. Ali'ye de tuzak kuran Tuncer derim. Olmaz mı? Olmaz olur mu? Sizin tanıklığınız da bizim için çok önemli. Allah senden razı olsun. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Allah tez zamanda senin de evladına kavuştursun inşallah. Ömrüm boyunca sana dua edeceğim. Kendi oğlum için bir şey yapamadım. Bari senin oğlunu kurtaralım. Allah'a şükürler olsun. Gidip hemen Ali'ye haber verelim. Asiye Hanım'ın şahitlik yapacağını söyleyelim. Teyze, hoş geldin. Benim de canım sıkılıyordu. Bir çay demleyeyim de karşılıklı içelim. Oturmaya gelmedim. Hayırdır teyze? Sen söyleyeceksin artık. Hayır mıdır, şer midir? Duyduğuma göre Meral'le görüşüyormuşsun. Bunu neden bana söylemiyorsun ha? Aile içinde bundan sonra sır olmayacak, yalan olmayacak diye karar almadık mı seninle?
Hoş geldin teyze. Sağ ol kızım. Ver poşetleri alayım. Ne yaptın teyze? Aslı'yla konuştun mu? Konuştum. Ne diyor peki? Ama kaç zamandır etrafında barışalım diye dolanıyormuş. Biz sinirlenmeyelim diye Aslı bizden gizlemiş. Osman Efendi gelmiştir. Aman kızım. Sakın Osman Efendi'ye söyleme. Meral hala kızgın. Duyarsa çok sinirlenir. Tamam. Selamun aleyküm. Hoş geldin amca. Hoş bulduk kızım. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Ben şimdi yemeği hazırlarım. Yok hanım yok. Dur acelesi yok. Hazır Nisan'da buradayken söyleyeceklerim var. Hayır olsun inşallah. Hayır. Ne oldu? Yoksa Selim'le konuşup nikah tarihi mi belirlediniz? Yok Selim'le daha konuşamadık ama... Ay kusura bakmayın ben de böyle her seferinde sıkıştırır gibi soruyorum ama... ...düğün tarihi yakınsa ona göre hazırlık yapayım diye. Malum Aslı'nın benden başka kimsesi yok. Çeyizini de ben hazırlayacağım. Kim demiş onu? Biz ne güne duruyoruz? Aslı'da sen de benim kızlarımsınız. Allah sizlerden razı olsun. Bu nişan işinin gereğinden fazla uzadığının ben de farkındayım. O yüzden gelirken bir düğün salonuna uğradım. Geniş, güzel, ferah bir salon. Konuştuk, anlaştık. Aslı'yla Selim tarihi belirlediği zaman gidip hemen ödemesini de yapacağım. Ömer nerede Ömer? Yukarıda uyuyor Osman amca. İyi hadi bakalım, uyanınca severiz. Ne kadar teşekkür etsem az size. Ben bir şey yapmadım Sahra Hanım. Asya Hanım sağ olsun. Onun sayesinde Ali'yi kurtaracağız. Sizi o kadar çok kırdım ki artık hangi biri için özür dileyeceğimi bilmiyorum. İnşallah affedebilirsiniz beni. Oğlum. Anne tamam sakin ol ne oluyor? Seni buradan kurtarıyoruz. Çok yakında çıkacaksın. Gerçekten mi? Hocam Tuncer mi yakalandı? Hayır Ali. Çetin'in annesi Tuncer'in sana tuzak kurduğunu öğrenmiş. Senin adına tanıklık yapacak yani. Yani çok yakında özgürlüğüne kavuşuyorsun demek. Beni kurtaracağınızı biliyordum hocam. En başından beri biliyordum. Size dünyadaki herkesten daha çok güveniyorum. Çetin'in annesi Tuncer'i telefonda Çetin'le konuşurken duymuş. Ali'ye kurdukları tuzakla ilgili konuşuyorlarmış. Kadın... Ali'nin lehine tanıklık ederim diyor. İşe yarar mı? Yani sonuçta sadece kulak misafiri olmuş. Gördüğü bir şey yok. Yarar tabii. Sonuçta kadın kendi oğlunun cezasının artacağını bile bile yalan tanıklık yapmayacağına göre hakim kolay ikna olacaktır. Oğlunuzun onun sayesinde kurtulma ihtimali yüksek. Anlamadınız galiba. Ali kurtulacak diyorum. Ya anladım da kadının oğlunu nazmettirmekten cezasının artacağından haberi yok. Yani kendi oğlumu kurtaracağım diye bir anneden bunu saklamak hiç içime sinmiyor. Vicdan azabı çekmenize gerek yok. Çetin bu tuzağı Tuncer'le birlikte organize ettiyse hak ettiği cezayı bulmuş olacak. Yine de kadına söylemek lazım.
Son anda tanıklık etmekten vazgeçer falan. Ali'yi boşuna umutlandırmayalım yani. Siz bir zahmet kadınla konuşun. Oğlunu azmettirmekten cezasının artacağını söyleyin. Eğer hala tanıklık edeceğim derse ne ala. Sonradan vazgeçmesin. Biz işimizi sağlama alalım. Yani ben Ali ile Sahra'nın daha fazla yıpranmasını istemiyorum. Ailemin üzülmesini istemiyorum avukat. Haklısınız. Buyurun, iyi günlerde kullanın. Teşekkür ederim. Mesut teyzeye de çok selamlar. Aleyküm selam İngilizce. Hoş geldin abla. Abla ne oldu? Niye öyle bakıyorsun? Canım kardeşim benim. Abla ne oluyor ya? Daha ne olsun Aslı? Sonunda düğününüz oluyor. Ne düğünü? Ne diyorsun sen? E baktık sizde bir hareket yok. Bu işe biz el atalım dedik. Osman amca da gitmiş düğün için salonla anlaşmış. Ben de haberi duyar duymaz hanımşaha bıraktım Ömer'i ve buraya geldim. Bak çeyiz meselesini hiç tasa etme. Ben hepsini ellerimle hazırlayacağım. Bir ara oturur, eksik gedik neyin var bir liste yaparız. Sonra da gider. Abla yeter. Ne çeyizi ne salonu. Nereden çıktı bunlar? Bana sordunuz mu? Osman amcaya da söyle salon falan tutmasın. Ne oluyor Aslı? Niye böyle yapıyorsun? Nişanlı değil misiniz siz? Düğününüz içinde salon bulunmuş. Ne var bunda? Aslı, yoksa Selim'le aranızda bilmediğimiz bir sorun mu var? Neyse anlat ben de bileyim. Abla bir sorun falan yok. Daha kaç sefer söyleyeceğim? Tutturmuşsunuz aranızda bir sorun var diye. Yok diyorum işte, yok. Karışmayın artık bizim işimize. Abla sen Selim'in neyle uğraştığını bilmiyor musun? Aklı fikri Ali'de zaten. Ben de o bu haldeyken onu daha fazla sıkıştırmak istemiyorum. Bu kadar beklemişim. Biraz daha bekleyebilirim. Madem Selim'le aranızda bir sorun yok, niye bu kadar kızıyorsun o zaman? Biz siz mutlu olasınız diye çabalıyoruz. Son zamanlarda ikinizde de bir gariplik var. Anlamadım sanma. Aslı, ben senin ablanım. Neden benden bir şeyler saklıyorsun? Abla benim bir şey sakladığım falan yok. Annemle küssünüz ama ikidir sizi birlikte görüyorum. Ne oluyor Aslı, cevap ver bana. İyiydi avukat bey. Çetin'im masum. Çetin'im niye ceza alsın ki? Bunu yapan Tuncer. Ben kendi kulaklarımla duydum. Yapan Tuncer olabilir ama suça azmettiren oğlunuz. Tanıklık yapmanız Ali'yi içeriden çıkartır. Ama aynı zamanda oğlunuza ilave ceza getirir. Karar sizin Asiye Hanım. Size bu kararınızın sonuçlarını söylemek zorundaydım. Ali'nin de ailesinin de boşuna umutlanmasını istemiyorum. Ama Ali masum. Çocuğun günahı yok ki. Konuşmasam ona yazık. Konuşursam Çetin'im ilave ceza alacak diyorsunuz. Abla işim var. Söyleyeceğim başka bir şey yoksa müsaadenle. Söyleyecek başka bir şeyim yok ama hala almayı beklediğim bir cevap var Aslı. Abla, ya söyledim ya Selim'le aramızda bir sorun yok. Onun derdi başka şu anda. Annem de sürekli barışalım diye karşıma çıkıp duruyor. Başka bir şey yok. Tamam ablacığım. Madem sen bana doğruları söylemiyorsun, ben de gider Selim'le konuşurum. Abla, ya abla saçmalama. Abla Selim evde değildir zaten. Gelene kadar beklerim. Ya of! Kahretsin. Ha be avukat, aradın sonunda. Ha ne diyor kadın? E tabii oğlunun başına gelecekleri öğrenince vazgeçti değil mi? E
İfade vermekten vazgeçtiğini söylemedi. Ama kararsız. Düşünüyor. İyi tamam tamam, bir lafımızı söyledik. Gerisi ona kalmış. Hadi görüşürüz. Ah be kadın. Ali'yi kurtaracağım diye oğlunun başını yakacaksın ya. Alo Farah. Ne oldu Cabir? Sesin niye öyle geliyor? Yoksa Ali'ye bir şey mi oldu? Ya bu Çetin'in annesi kararsızmış. Eğer Ali için ifade verirse oğlan elini kolunu sallayarak dışarı çıkacak. Ben nasıl getireceğim polis buraya ya? Ne yap ne et, hallet şu işi Cabir. Yeter artık, sabrım kalmadı benim. Babamın da. Ya daha ne yapayım ben? 40 tilki çeviriyorum bir iş yapmak için. Oğlan suçunu kabul etmezse nasıl çıkarayım ben onu yurt dışına? Ne dersen de. İstersen kaçır. Yeter ki Ali'yi buraya getir Cabir. Başka çare kalmadı zaten. Teyze çok kötü bir şey oldu. Ne oldu kızım? Hayrolsun inşallah. Ablam geldi. Osman amca düğün salonu bulmuş ya. Ben de istemiyorum dedim. Bu tutturdu Selim'le aranızda ne var diye. Yok bir şey dedim ama inanmadı tabii. Ben de Selim'le konuşurum deyip size gittim. Teyze, bana yaptığı gibi Selim'in de üstüne giderse Selim dayanamayıp her şeyi anlatır. Ne olur bir şeyler yap. Ablamın Selim'le konuşmasına engel ol. Selim eve gelmeden gidelim hadi. Nisan bunu duyarsa Osman amcan da duyar maazallah. Sonra hepten mahvoluruz. E hadi acele edelim o zaman. Hadi hadi. Babacığım. Baba, bir şey mi oldu? Daha ne olsun? Ben oğlumu kurtarmak için çırpınıyorum. Bir yandan oğlum, bir yandan anası bana karşı çıkıyor. Boş bir hayalin peşine kapılıp gidiyor. Daha ne olsun? Boş bir hayal değil ki baba. Eğer Asiye teyze çıkıp ifade verirse her şey değişir. Benim suçsuz olduğum ortaya çıkar. Ah benim aptal oğlum. Asiye denilen o kadın sırf sen elini kolunu sallayarak buradan çıkasın diye kendi oğlunun başını yakar mı sanıyorsun? Hangi ana oğlunun daha fazla ceza almasını ister? He? Bu öğretmen hayal görüyor. Sana burada bir şey olsa ne o öğretmen ne de Asiye ağlar arkandan. Ağlasa ağlasa ben ağlarım, anan ağlar. Niye inat ediyorsun? Niye bizi üzüyorsun? Yetmedi mi bu kadar çektiğimiz acılar bizim? Ben acı çekmiyor muyum sanıyorsun ha? Her gün içeride nelere katlandığımdan haberin var mı senin? Çetin'le aynı koğuşta kalıyorum ben. Seni vuran manyakla her saniye burun burunayım ben. Bana bunları kim yaptı sanıyorsun ha? Eğer suçlu olduğumu kabul edersem Çetin'den hiç farkım kalmaz benim baba. Ben masumum. Masum. Demek Çetin'le aynı koğuşta kalıyorsun ha? Baba, buna
daha anneme söyleme, tamam mı? Bak, duyarsa kahrolur. Lütfen, söz ver bana. Anneme söylemeyeceksin, değil mi? Hem nasıl olsa yakında çıkacağım buradan. Bilmesine gerek yok. Oradan masum olarak çıkacağını düşündükçe içim içime sığmıyor. Ben de çok heyecanlanıyorum. Sonunda Ali'ye verdiğim sözü tutabileceğim. İnşallah anının akıyla çıkacak oradan. Sizi kırdığım için çok özür dilerim Selim Hocam. Ne olur affedin beni. Lütfen kırılmayın bana. Oğlumu o halde görünce kendimi kaybettim. Sevdikleri söz konusu olunca insanın gözü başka hiçbir şey görmüyor. Allah hiçbir anne babaya bu acıyı yaşatmasın. Amin. Siz de özür dilemeyin artık benden. Ben size ne kırgınım ne de kıskanım. Ali yakında çıkacak. Bütün bağcıların elemi gidecek, lezzeti kalacak geriye. Malum. Giden her acının ardından bir tatlılık gelir. İnanın bana. Çetin, ziyaretçim var. Abla ya. Neden bu kadar uğraşıyorsun bu işte, anlamıyorum ki. Neden olsun kardeş işte. Canı gidiyor. Senin mutluluğunu, iyiliğini istiyor. Böyle iyilik olmaz olsun. Ah Aslı, ah. Kız benim diyorum. Söylemeyeyim diyorum ama senin yaptığın da iş değil. Nisan'a kızıyorsun ama bütün bu olayların sorumlusu sensin. Aslı! Kime diyorum? Tamam teyze. Ya sen de sürekli hatamı yüzüme vurup durma. Zaten kahroluyorum. Hadi de yetişelim. Ne zaman gelirsin Selim? Seninle konuşmam gerekiyor. Birazdan evde olurum Nisan. Hayırdır, önemli bir şey mi var? Eve geldiğinde konuşuruz, bekliyorum. Bakalım benden ne saklıyorsun Aslı? Benim eve gitmem lazım. Nisan konuşacakmış benimle. Belli ki bir sıkıntısı var. Tamam, ben de buradan ayrılayım. Markete gidip alışveriş yapacağım zaten. Ali'nin sevdiği yemekleri yapıp götüreyim diyeceğim ama yemekleri de kabul etmiyorlar. Siz bence şimdiden alıp dolaba koyun. Nasılsa çıkacak. Sonra markete gitme telaşınız olmaz. Selim Hocam. Allah sizden razı olsun. Ali için yaptığınız her şey için çok teşekkür ederim. Sayenizde kurtulacak inşallah. Ben ne yaparsam yapayım sizin hakkınızı ödeyemem. Ödenecek bir hak yok Zahra Hanım. Siz de Ali de mutlu olun yeter. Görüşmek üzere.
Ali Bey babasına şikayet etti beni galiba. Bak, gözümü korkutmaya geldiysen boşuna gelmişsin babalık. Burası benim çöplüğüm, anladın? Buranın kralı benim. Demek Ali'yi sen getirdin o hale, öyle mi? Ne o? Oğlumdan uzak durayım diye bana para mı veriyorsun? Ali'yi şişleyeceksin. Sakın ters bir yerine gelmesin. İşte o zaman seni cayır cayır akarım. Sadece gözünü korkutmak için şişleyeceksin. O kadar. Sen de telaşla arayınca merak ettim. Bir sıkıntın var. Aslıyla aranızda ne var Selim? Sorun her neyse bilmek istiyorum. Abla olarak buna hakkım var sanırsam.